evlilik dolandırıcılığı mevzusunu duydunuz da gelininizin nerede olduğunu bulmak için mi geldiniz, yoksa bu arkadaşlara katkıda bulunacak bir bilgiye de sahip misiniz? Sahibim efendim. Ha, nedir? Ne yaptığı belli değil ki zaten. Şimdi ablacığım bak. Klimaları kapatır mısın? Ha. Bundan 5-6 sene önce Cengiz oğluna kız bakmaya gidiyor. Hatay'a. Hatay'a. Orada birini görüyorlar Şirin adında. Benim yeğenim ufak diyor, onu beğenmiyor. Bacım geldi, dedi ki abi böyle böyle biri var, tam sana uygundur falan da filandır, bunu sana alalım. Dedim ki bak kardeşim, benim param yok. Ha, onu da sen, siz de yani aynı şekilde. Ha. Ondan sonra anneme kredi çektirdik. 10 lira. 10 bin lira. 2 bin lira da ben koydum. 12 bin lira. Bacımın çantasına parayı koyduk. Demiştim bacım, ben Hatay'a gittik. Para Hatice'nin çantada. Ha. Orada gittiler, konuştular, danıştılar bilmem falan filan. 15'i de 12'ye düştük dediler. Parayı verdiler. Biz Şirin Hanım'ı aldık, geldik. E bu sizin içindi yani 6 evet, sene. Evet, evet. Yine oradan. 5-6 sene önce. Daha dayıma da getirdi. Bu çok olay. 5-6 senedir bu iş devam ediyor yani. Ha, dayınız da aynı mevzuda. Dayım da aynı mevzuda. Önce dayıma da getirdiler. Ondan sonra tabii arkadaşlar gelip gidiyor, gözün aydın bilmem falan filan. Şirin Hanım çay getiriyor. Arkadaşım birisi de bana soruyor. İşte diyor ki kaç lira verdin bilmem falan filan. Ben de diyorum ki 12 lira verdik. Şirin Hanım hemen oradan uyanıyor. Diyor ki nasıl sen 12 bin lira verdin? Manyak mısın? Bunlar 6 bin lira verdiler. 3 bin lira anneme, 3 bin lira arayıcıya, 6 bin lira Cengiz'de. Cengiz'den paranı al diyor. Ha, ben Cengiz'e diyorum ki... Çok güzel ya. Ben Cengiz'e diyorum ki enişte durum böyle böyle param. Ya verilen paranın arası aranır mı diyor. Cengiz Efendi eniştem. Al paramı biraz bundan buraya gelir. Yalan konuşma, yalan konuşma. Dürüst konuş. Ben, Allah eğer giriş yalan... Terbiyesizlik yapıyor. Getirdi. Bu bize öncü oldu aslında. Bu yani asıl önce olan bu ve dayısı bize de önce olan. Bana ilk getiren. Bu. Kendi dayım. Bana yalan konuşuyor. Yalan konuşuyor. Her şeye yalan konuşuyor. Bulan bunlar, getiren bunlar. Sonra ne oldu size? Şirin ne oldu? Şirin de gelinle bir arasında din ilişkiyi görüncük. Ya ne gelini, gitti. Ne ilişkisi? Bütün köy biliyor. Bütün köy biliyor. Bunlar yalan kolay iftira bunlar. Bunlar bana atılan iftira. Benim kızım da gördüğü için onu barındırmadı. Bir şey söyleyeceğim. Senin kızın da yani kayınpederinin şeyini gördü, sonra gitti orada çalışan ustayla mı kaçtı yani? Değil, öyle bir şey yok. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Biraz böyle bir şey yok. İsa ile kaçtı diye siz de diyorsunuz. Yani bunlar... Karısını da dövdü gönderdi. İsa ile kaçtı diye diyen sizsiniz. Evet. Tamam. Bu yaptı. Yani o şimdi onu orada barındırmadı diye gitti, onun yanındaki çiftçiyle mi kaçacak yani? İsa yıllardır bunun işçiliğini yapar. Aynı evdeler, bunun mandrasında çalışır. O mu dedi git benim gelini kaçır diye? Bunlar değil. Her şey beklenir. Müge ablacığım, bak canım bunlar ablacığım. Şey beni dinlemiyorsun sen ki. Bir saniye ben konuşayım. Dinliyorum ablacığım. Ben dinliyorum. Dinliyorum. Ben 3 senedir evim, varımı terk etmişim. Malımı, mülkümü şantiyelerdeyim. Neden? Soma'dayım. Neden? Neden? Bir sor bakayım. Var, neden? İhtiyacım var. Emekli neden? Olmam gerekir. Bağkur'dan kredi çektim. Ben borcumu ödüyorum. Bunun kızı da bunun yanında ayrı. Ayrı. Benden alakası yok. Oğlumla da konuşmam. Niye ben, oğluna diyorsun ya? Ben oğluma niye kızını, dedim? Bir saniye. Bir saniye, iş çok derine gelecek bak. Bir saniye. Ha. Ben oğluma niye dedim? Cengiz Efendi... Ben orada hit kenevirini yakaladım. Te Allah belanı versin ya. Eniştem, bacım, hepsi oğlumun oyuna doldular. Benim oğlum geldi, dedi ki baba olayı büyütme dedi. O mal benim dedi. Ben dedim ki bak oğlum, sen bu suçu üstüne alma. Bak bu suçu üstüne alma. Bu suçun 20 sene cezası var. Edepli konuş, terbiyeli konuş. Ben terbiyeli konuşuyorum. Allah için konuş, ne biliyorsun. Ben Allah için konuşuyorum. Allah için konuşmuyorsun. Ben buraya geldim, burada benim göndermesi benden kıl kadar yalan varsa. Eğer ki kıl kadar benden yalan varsa Allah buraya geldi beni göndermesin. Ne oldu o şunun Hint kenevirleri? Ondan sonra bunun ufak oğlu Hint kenevirini kaybetti. Ama benim oğlum geldi dedi ki o mal benim baba dedi, ortalığı karıştırma dedi. Oğlunu da rezilden kepaze ediyor. Yalan, hep yalan. Ya oğlum orada canlı yayına bağlansın. Ben de dedim ki bak oğlum. Bir insan oğlunun kızını düştü. Yani kim ekmişimdi yani bu kenevirini? Cengiz Eniştem. Görmüş mü, şahidi var mı yahu? Ya Allah Allah. Kim ekti? Kim ekti? Hiç ya, kimse ekmedi. Öyle bir şey yok. Ya bunlar yetiştirmişler. Benim oğlanın kapısında kapalı kasanın içinde kuruluyorlar. İnan. Onu da ben yakaladım. Kendi kullanıyor. İyi yapıyorsunuz, sağlığa zararlı, evet. Dedim ki oğlum bu suç üstüne alma. Malımı mülkümü hep sana vereyim.
Ben kaybolup gideceğim. İşte oğlu da bağlansın. Dedim. Eğer duyuyorsa bağlansın ve konuşsun. Evet bağlansın ya. Allah için konuşsun ya. Yani arkadaşlar ben de şuna hayret ediyorum. Siz yani sonuçta çiftçilik yapan insanlar değil misiniz? Çiftçiyiz evet. Tamam yani çiftçi dediğin benim çok böyle köyden de arkadaşlarım var. Sabah 5'te kalkarsın ineği sağ, tavuğu besle, altını temizle, ne bileyim ekimini yap, dikimini yap, sula. Evet. Yani bir de çok zor. Çok yani doğayla mücadele ettiğim bir iş. Siz bunlara nereden hayır, enerji ben, buluyorsunuz? Geri kalan vakitte. Öyle bir şey Müge Hanım, yok. Öyle bir şey yok ki. Ne dediğinden haberi yok bunun. Doğrudur. Benim ne dediğimden haberi yok. Yani. Ben yalan söylüyorum. Yani bu intikin emri mevzusu doğru değil mi? Yok doğru değil. Müge Hanım zaten onu kendi kullanıyor o şeyi. Kendi o dediği kasayı malzemesini koyar kendi kullanıyor. O zaman siz de biliyorsunuz. Neyi? Yani onu. O zaman şimdi kim ekiyorsa biriniz ekiyorsunuz. Hayır, yani. Malzemeyi koyuyor. Malzeme yok öyle bir şey ortada yok. Benim yok kullanmış şey. O 3 sene önce kullanmış olduğum kapalı kasanın içinde kuruduluyor bu alet. Kapalı kasa ne demek yani? 3 senedir ben kullanmıyorum. Konteyner. Ha konteynerin içine ekmişler. O da benim ekmişler. Oğlumun kapısının önünde. Ha konteynerin içine intik kenevir ekip bir de orada kurutulmuş. Başka yerde eklenmiş ama orada kurutuluyor. Bunu yakalayan benim. Ama ben toprakta oğlum, ekiyorlar orada kurutuyorlar. Oğlum suçu konteyner. Üstüne aldı. Benim ya, dedi ben de şey seslenmedim bak. Allah gerçekleri burada konuşuyorum ben. Ha, ben oğluma dedim oğlum bir, bu suçu sen alma. Bağlansınlar oğlu da konuşsun bağlansın. Bağlansın ya. Öyle bir şey yok mu canım? Peki sizin bu Hatay'dan kız bulma fikri aklınıza nereden geldi Hatice Hanım? Dayım lan. Önce bu getirdi. Ondan sonra hayır o Şirin de bununla gelinin ilişkisini gördüğü için dedi ki o geleni evden bıraksın. Karısı da o yüzden gitti. Karısını da dövdü. Dışarı attı. 6 ay o gelinle yaşadı. Oğlunu da takalara bağladı. İneğe takasına. Onu da evden şimdi terk etti. Şimdi el alemin evli gelinini kaçırdılar. Önce evli gelini kaçırdı. Ne diyorsunuz siz hakikaten anlaşılır gibi değil ya. Karman çorban bir hikayeden bahsediyorsunuz. Şimdi ya Müge Hanım. Açık öyle. Beni bu ilin gelinini dur. Kaçırdı. Ben gelini falan hayır bir de şimdi şöyle bir şey var. Bir daha tekrarlayayım anlayayım. Yani şimdi Niyazi Bey öyle bir anlatıyorsunuz ki hani sanki adam şey yani ne bileyim. Neyse bir şey de söylemeyeyim. Bunları anlatan da kız kardeşi yani. Yalan evet. Söylememe gerek yok benim ya. Bunlar hep bana şimdi şu anda iftira atılıyor. Yani bunlar ne iftira atıyor? Sağ ol senden oğlum, ne çıkaracağım var ya? Oğlum bağlansın. Oğlum benim bağlansın Müge Hanım. Benim şimdi amacım torunlarım. Benim ben torunlarım sen arıyorum. Torunlarını, sen torunlarından haberi habersiz ya. Torunlarını ben dedim ki bak Niyazi abi kız torunun oldu. Lohum da attım. Yani gözün aydın diyeceği ya yerde... Çocukları... Bak ben sırf o yüzden anama kızmaya vardım. Benim ağzım... Ve benim şey... Müge Hanım bir dakika. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun işte sana. Sana var ya yazıklar olsun. Askere sana giderken yazıklar oğlunu, yazıklar benim olsun. Kızımı. Tamam da bütün kirli çamaşırlarımızı şimdi ortaya mı dökelim? Hepsini bırakalım. Müge Hanım sana hepsini gelecek. Bırakalım Müge Hanım. Hepsini bırakalım. Açılıyor. Ha. O götüren açıyor. Diyor ki Cengiz ben kızını aldım İstanbul'a gidiyorum diyor. Ha. Cengiz hiç onu aldırmıyor. Hatay'a avrat getirmeye devam ediyor. Ben Hatay'daydım o gün. Hayır yolda. Hatay'daydım o gün. Yolda. Hayır. Ondan sonra Cengiz geliyor kızın evine. Müge Hanım beni dinliyor musun? Bir dakika dur. Bir şey söylüyor dur. Seni desteklemek için. Ha. Bir dakika dur. Tamam bırak onu. Peki sana telefon geldi Gölcük'te. Daha bizim köye 50 kilometre. Evet doğru. Evet doğru. Peki sen niye namusuna gelmedin de benim paraşütü çaptırmaya gidiyorlar sen Hatay'a. He? Kızınla kavga ettik, tartıştık, çocuklarla evden gitti dedi. Terbiyesiz yapma lan. Ya üstte ablası var oraya gider ya köye gelir. Niye dönüp gelmiyor? Niye dönüyorsun lan namusuna? Ben başkanı Hatay'da öğrendim. Sana para mı uzattı, namus mu uzattı lan sana? Terbiyesizlik yapma, siz mevzuyu biliyorsun, bilmiyorsun, konuşuyorsunuz. Mustafa Hanım'ı gidiyor, gitti, bir gün geldi. Ne Osman Hanım'ı, gelini sallantı böyle. Biriniz yola gelin. Çıkıyor senin sen niye o zaman getirmeye sen niye gittin niye geldin sen yoksun sen karışma evlilik müessesesi benim işim var sen karışma sahtekarlığına kurulmaz sen niye sahtekarlık yapıyorsun ya alakası yok alakası var hayır hiçbir şey yok yani iyi de sizde yani evlilik müessesesi sahtekarlıkla kurulmaz diye siz söylüyorsunuz yani şimdi evet aynen öyle ben aklını sahtekarlığına kurulur yavrum
Beyefendi, sen niye gidiyorsun? Madem parayla, üç kağıtla, sahtekarlıkla kurulmuyor da niye bu köydekileri alıp siz götürüyorsunuz şimdi, parayla? Müge Hanım, şimdi Müge Hanım, almaz. Mesele şu. He. 82 milyon lira kartımın karşısına çıkan sen buraya mı bu? Mesele sen şu. Bu insan... Ha. Sahte bileziklerle kandırmışlar. Takı takıyoruz diye senin pazar sahte bileziği, sahte dört tane bilezik yani takmışlar. Müge, o insanın namusu şerefiyle de oynadı. Bunlar o bilezikleri de ablası bildiği için he, sahtekarlık yaptınız. Kardeşimin namusuyla oynadınız dediği için götürdü. Yani siz ya şunu mu iddia ediyorsunuz? Ben şimdi köydeki insanlara Hatay'dan kız getirdim ama... Yani onların kaçmasının nedeni kızlarla ilgili değildi. Değil, değil. Onların tavırlarından dolayı diyorsunuz yani. Hayır, ben onları yani savunduğumdan değil, o da değil. Peki, i̇şte, bakın, peki ben size o zaman başka bir şey söyleyeceğim. Buyurun. O zaman o Adem'le, Adem'e gelen Ayşe nasıl sizin getirdiğiniz kadının yanında oluyor? Hayır, öyle sen değil. Ben gördüm, o değil. O nasıl? Değil. Ayşe'yi sizin yanınızda görmüş. Hayır, Halide miydi? Halide miydi? Bir dakika. Arkadaşlar, siz ne şehirdesiniz? Adem Kütahya'da. Mustafa'nın harfesiyle Adem'in Ayşe'si o zaman nasıl Hatay'daki aynı evde olsun? Aynı evde değil, yoktu. Yok. Mustafa'nın öyle bir mesele... gitmemişsiniz. Hayır. Yok, Mustafa'ya ben gittim. Görmüş. Ben kimseyi... Gördüm diyor. Mustafa görmüş. Bir yanıma bir şey bir adam alayım. Hiç olmasa parayı buraya koydum, korktum, çalarlar diye. Bu da dedi ki, yanına erkek getirme, kalabalık olmasın dedi. Yalan, oradan bir kağıt alacağız ya. Kendini kurtarmak için adam istemedim. Ya abla bu, hayır, bu, hayır, bu. Araba, ablamı da istemedi, yahanımı da istemedi. Arabada 6-7 kişi var. Bak, nasıl gelecek de binecek? Nasıl ne gelecek? Benden gelip gidecek otobosta. Evet. Otobosta gelip niye gidecek. Niye o zaman... Enişten niye gelmedi? Ablan niye gelmedi? İstemedin ki sen. Ya ben mi istemedim? Kalabalık olmasın dedi. Yalan söyledin bağlansın sen. Orada dedim. Bağlansın. Kendini kurtarmak için kağıt yaptıracağım. Ya sana gidecek. Dur, bak şey yazın konuşuyor. Oturun sana gidecek dedi. Oturun. Bir dakika Müge Hanım. Bir dakika. Bir dur, milletle konuşsun. 10 bayan kiralanıyor. 10 günlüğüne bana kiralanıyor, 15 günlüğüne evet, buna kiralanıyor, benden çıkıyor, diğerine satılıyor. Ben ondan çıkıyor, ondan çıkıyor, buna gidiyor. Yani bu işin şebekesi bu olmuş. Bu, şimdi bana bu, getirdikten bu, sonra bu Cengiz Çelik dedi ki... Allah canını almasın, yaptığım işte. Bak bir kitle gelinin üzerine. Kardeşim bak, öyle bildi bir gün kaldı. Ama hayır, şimdi ben dolandırıcı bir insan olsam, dolandırıcı bir insan olsam. 15 bin lira arabanın yanında aldı mı bak buranı getir. Ben dolandırıcı bir insan olsam eğer almadım derse yan yana basacağım. Dur sonra, tek konuşun ha, ama bir dakika. 15 milyarı arabanın yanında verdim mi bir sorsana. Verdim mi? Hayır. Vermedi mi? Vermedi. Ben görmedim vermedim para falan. Ulan ben kimse ben para falan almadım. 25 milyar, 15 tamam, milyarı tamam, sana verdim. Bak, 10 milyarı burada ben kaldı. Ben kimseden para dedin almadım. Ki, burada konuşuyorsunuz. Yukarı çık dedim. Tamam. Yukarı çık dedim. Gel oraya otur. Yalan söylüyorum. O cebin attım. 15 milyarı sattım. Gel bir otur. Hocam 15 milyarı attı cebine ya. Tamam. Tamam. Sakin ol. Tamam. Sakin ol. Bir beyefendi telefonu. Telefon attığımızdaymış. Adem, o senin beğendiğin Ayşe'ye, evet, ne yavrum, tavşan gibi yürüyordu, kelebek gibi uçan Ayşe'ye 2017 yılında bana da geldi, 10 bin lira harcadım diyor. Beyefendi günaydın. Günaydın efendim, hayırlı yayınlar. Çok teşekkür ediyorum efendim, sağ olun. Siz nerede buldunuz Ayşe'yi? Ayşe'yi Hatay'da buldum efendim. Hatay'da buldunuz. Evet. Evet, evet, bu bayan bu. Evet. Bu bayan abla, bu bayan. Evet. Vallahi bu bayandı yani. Bizi dolandıran bu bayanlıkta. Ha o. Bak. Evet. Kütahya Aslanapa Belirgen Köyü'nde Kureşler Köyü'nde Ahmet Duymuş adında bu adamı getirildi. Evet. Aynı bayan bu. Evet. Senin aynı Ayşe bayan. Siz de Uşak'tan arıyorsunuz bizi. Evet, bizi evet dolandırdı bunlar yani. Bu, evet, bu bayandı yani. Kaç kişiyi dolandırdı. Evet. Daha peki, kimlerce kişiyi dolandırdı da Allah bilir yani. Bak ben mağdur durumda kaldım. 25 milyar param gitti. Kredi çektim. Biriktirdim para gitti. Bunlar hep dolandırıcı, sahtekar, üçkağıtçı bunlar. Ben mağdur durumda kaldım abi. Ben yardım et. Bu işte bayan. Evet. Peki yani bu bayan. Sizin yanınızda ne kadar kaldı? Bizim yanımızda 5 saat kaldı. Sonra. Sizin yanınızda ne kadar kaldı? 5 saat. Sadece 5 saat. 5 saat? Evet. Vallahi bu bayan ya. Yemin ediyorum bu bayan. Senin bak yanında yine bir gece kalmış. Onun yanında 5 saat kalmış. Abi ben bir gece kaldım. Vallahi tövbe lakabısın. Hiçbir
şey olmadı. Her şey iki bilezik taktım, saat yüzük küpe taktım. Ondan sonra gitmiştim. Yedim şu... Kim sordu sorunun sen sormadan cevabını verdi. Adem. Gel bir otur. Otur otur, ben seni dinliyorum. Ablacığım bir şey söyleyeceğim. Sansar o zaman kim verdi? 15 milyar kim verdi? Sen kendi elinizle saydığınız pazarlığını yaptınız, kendiniz verdiniz ya. Benimle ne alakası var arkadaş? Ben sizin paranıza bile temas etmedim. Niye böyle konuşuyorsunuz ya? Sansar'a kimden söyler? O da öyle. Sansar ne demek biliyor musun? Evet. Sansar böyle kedigillerden daha böyle büyük bir hayvan. Siz herhalde simsar demeye çalışıyorsunuz. Müge abla dedi ki 15 milyar bana ver, 10 milyar burada dursun. Ben dedi simsara vereyim. Siz zingemine çıkın yukarı. İkinci kata çıktık. Eşinin neden gittiğini biliyor mu? Bu millet biliyor mu? Nasıl 80 milyon biliyor mu? Bu insan oraya bizi dolandırıcı yaftası yapıştırarak. Beyefendi bakın ama gitmesi değil mi? Ama biz oradakini söylüyoruz. Şimdi şöyle bir yani bu sizin hayaliniz şunu alıyor mu? Hatay'da bir tane ev var. Hep aynı kadınlar orada duracak. Uşağa gidecek, Kütahya'ya gidecek, Nevşehir'e gidecek. Aynı kadınlar arayanlar, dün de aradım. Ayşe diyoruz, Ayşe için arıyorlar. Halife diyorsun, Halife için. Hepsi arıyor. Yani o zaman siz... Yani ben bilemem. Benim tek yaptığım oradaki benim gelinimi bulan bu Ekrem ve hanımı... Benim sadece onlarla tanıştırdım bu insanları. Ama Cengiz Bey, diyorsunuz ki... Karınızın kolu kırık çalışamıyor. Ötekisi bilmem ne, kızınız kaçmış başka adamla, iki çocukla. Bir... Sizin ne işiniz var köyü evlendirmeye? Oturun da kendi ailenize sahip çıkın. Müge Hanım bu bir aydır böyle bir mesele. Tamam bir ay ki gel diyor. Sizin derdiniz size bunu yetmiş olmalı zaten. Kim diyor o zaman? Yani bir de bu adamları evlendirmek için mi uğraşıyor size? Ya, size ne? Kardeşim sana ne? Kızım bu bak, olaylardan sonraydı Müge Hanım. Cengiz Bey bakın. Birisinin kolu kırılır koşarsınız. Yangın olur söndürmeyi o bu. Ya evlenmek istiyorsa istesin, buluyorsa bulsun. Sana ne? Sana doğru ne? Doğru söylüyorsunuz, haklısınız. Bana ne? Bana ne yani? Bir de yani bu sizin... Bu insanların derdinden bana neydi? Bana ne ama bu insanlar da para kaybetmişler. Müge Hanım bir dakika. Benim kocam dolandırmış olsa... Bu Osman'ın gider de beraber aracılardan 10 milyarını alır mı? Bana verdikleri parayı ödeyeyim. Niye ödesin? Alır. Neden alıyor? Çünkü şikayetçi. Bakıyor. Hayır. Bakıyor bu işi yapanlara. Hangisini kandırabilirim? İki tane orada aracı var. Bak. Zaten o parayı alabilmesi işin içinde olduğunu gösteriyor Hatice Hanım. Hocam. Yoksa kimse kimseye hiçbir dolandırıcı parayı iade etmez. Canı yandığı için, bak bunun canı yandığı için benim kocam Allah, bunun yanına düştü. Ve karabolada beraber gitti. Bak, etmez Mahir'inle de beraber gittiler. Aynı korum atmış oğluna, Mahir oğluna. Ya siz o Hatay'dakilerin dolandırıcı olduğunu anladınız mı? Şimdi anladım. Peki o dolandırıcı adam zaten dolandırmış, niye parayı geriye veriyor diyor Şevki Hoca. Şimdi ablacığım bak. Benim kocam gitti parasını. 10 bin liraya nasıl aldım ama? Senin kocan Arnold Schwarzenegger mi? Girdi de korktular 10 bin lirasını geri verdiler. Hayır, değil. Sen anlamıyorsun. Değil, 10 bin lirayı neye verdi? Beni dinlemiyorsun, sen konuşuyorsun. İkinci kez dolandırmaya götürdü beni. Maraş'a. Hadi Maraş'a da getirirsin. Maraş'a paramı almak için gittim. Ekrem diye imansızlık yapma. Niye doğru konuşmuyor? Doğru konuşuyorum ben. Doğru. Sen doğru. Benim yanıma gel. Doğru konuşuyoruz. Evet buradan konuşalım biz evet. Ablacığım. Bu Ekrem dedi asker arkadaşım var dedi Maraş'ta dedi. De, benim asker yani arkadaşım falan değil. Ben öyle bir şey demedim. Kardeşim Yılmaz sen ben İbrahim. Doğrudur, gitmedik mi? Maraş'a gittiniz mi? Gittik. Bir dakika, niye gittiniz? Çünkü o aracılık yapan insan Maraş'taydı. Ha. Hatay'da oturuyor, Maraş'a geçmiş. Gittiniz? Onu görmeye gittik. Yeni kız mı verdi, ne yaptı? Hayır, öyle bir şey yok. Ablacığım, yeni bir kız olay ikinci yok. İkinci kez dolandırılacaktım, tamam mı? Bak şimdi hepsi deliller var Nevşehir Emniyetinde. Nevşehir Polisinde, bu da dahil içinde... Biz orada ifade vermeye girdik polise, bir de baktık ki adam orada bizim kendi yakın bir köylümüz Nevşehirli. Polise ifade veriyor, aynı ev, aynı kişi bu Hatay, Maraş'taki o kızın vesilesi, o da dolandırılmış 25 bin lira. Çocuğa çıktıktan sonra emniyetten sorduk, aynı adam, aynı kişi, ikinci kez dolandırtıracağız beni bu şahıs. Aynı ikinci ya kez. Ya size bir şey söyleyeyim, demek ki bu evlerin çevresindeki karakolların işi...
Hiç bitmiyor. Zor, hiç bitmez. Yani. Böyle evet. Gidiyorlar orada şikayet ediyorlar. Evet, bir de evet. Oradaki abla, polisleri dinlemek lazım. Üç gün, dört gün beraber emniyete gittik. Oradaki o insanların resimlerini, bilgilerini, şunları, bunları beraber ikimiz birlikte bunu Osman'ın evinden alarak emniyete gittik, bildirdik biz bunu. Ama şu beraber anda, gittik. Ama şu anda sizin hakkınızda da tahkikat yürütülüyor emniyet tarafından. İkinci kez dolandırmak için verdiler. Müge Hanım, ben de diyebilirim. Bunu ispatlamaları lazım bana. Ben bu adama para ödedim, ben de aldım diye benim şahit olması lazım. Bir delil de olması lazım. Ben kimsenin parasını pulunu almadım. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu ülkede iki şeyden şüphe etmiyorum. Hani bir de görmem lazım. İspatı zor iki şeyden. Hiçbir kadın tutup da çıkıp da Türkiye'de, yani Türkiye şartlarında bu adam bana tecavüz etti demez yok yarı. Çünkü çok büyük travmatik durumlarla karşılaşacaktır. Hiçbir adam da tutup da bana da geldi de yanımda kaldı da eli elime de değmedi, uyudu, bir de beni uyuttu, aldı 10 bin liramı, 5 bin liramı demez. Yani bizim kadınlık gururumuz ve erkeklik gururumuzla ilgili anlatabiliyor muyum? Bu öyle kolay bir şey değil. Bir sürü kişi var yayına bağlanmaya utanıyor. Aslında onların utanacak bir şey onlar yapmamışlar. Müge Hanım. Bu adamlar çılgın mı geldiler buraya 40 bin lira 50 bin lira mahkeme adliye kapılarında? Müge Hanım, biz utancımızı çıkamadık 2 senedir. Bu baba, kişilere dayandık. Evet, çünkü yapanlar utanmıyor hayatım. Biz daha utanıyoruz. Edepsiz konuşuyor. Mağdur olanlar konuşmaktan korkuyor. Korkuyor valla. Evet. Bir şeyden korkuyor yani. Vallahi ben niye utanayım ki, ben bir şey yapmamışım. Müge abla, bu bizi dolandıran bayan demin canlı yayını bağlandı ya. He. O şahıs senin yanındaki gelebilir fotoğrafı mi da yani? Aileydi. İkisini yan yana verin. Evet. Bu o şahıs buraya gelebilir mi yani? O demin canlı yayını bağlandı. Bu o şahıs buraya gelsin yani. Yani bunlar dolandırıyor. Kenara geliyor. Biz mesela mağdur olduk mu? Adım yani biz iki senedir çıkamıyoruz yani. Evet. Bak. Yani beyefendi, sizin şikayetiniz var mıydı bu Ayşe ile ilgili? 10 milyar az para hayır, değil. Hayır. Yapmadınız şikayet. Hayır, hiçbir şikayet yapmadık. Ya şikayet yaparsanız eğer yani, çok güzel olur. Adem Bey üzüldüğüm için attım. Evet, yani gerçekten... Yani, annesine üzüldüğüm için attım çünkü bu iş kaldı. Çok teşekkür ederiz abi. Buraya tamam, gelebilirsen beraber... Tamam, teşekkürler. Allah razı olsun. Buraya gelirsen çok iyi olur yani. Buraya gel. Bu şahıs, yani kim bilir daha kimler... Kaç kişinin canını yakacak yani bu bayan? Müge Hanım... Kaç kişinin canını yakacak yani? Vallahi buraya gel, çık. Beraber bu dolandırıcı sahtekarlara bak yani, aynı kişi bak. Tabii televizyon ekranını görürseniz bak aynı kişi bak. Tane de benim tanem. Tane aynı tane. Yani Kütahya'dayken işte bu Kütahya'da başörtüsünü de ben hediye etmiştim diyor. Müstakbel kayınvalidesi. bu Kütahya'da, bu Uşak'ta. Yani bu nasıl bir ağ, ben anlamıyorum. Bu nasıl bir yolculuk? Yani... Oradan oraya. Aynı kişi. Müge abla, bunlar yakalanmadığı müddetçe. Ve böyle bölge temsilcileri falan var. Bakın, ben bir gün size söyledim, yine lafımın arkasındayım. Bu iş tıpkı siyasi parti örgütlenmesi gibi. Aynı. Yani ciddi söylüyorum. Siyasi partiler, hani yeni kurulsan bu kadar örgütlenemezsin. Her ilde temsilcileri var. Her ilin ilçelerinde temsilcileri var. Sonra da köylere kadar sirayet ediyor. Herhalde mesela diyorlar ki sana bu 5 köyü vereyim. Ötekine diyorlar ki sana bu 5 köyü vereyim. Kahvede otururken benim gelinim, senin gelinim bilmem ne. Böyle bir şey olur mu? Ülkenin her yerinden kalkıp aynı adama birisi götürülecek. Sonra sen diyeceksin ki ben bilmiyorum, benim gelinimden dolayı aldım götürdüm. Oldu, gözlerim doldu. Öyle şey evet, olur mu ya? Evet, Müge Hanım öyle. Müge Hanım. Ya, öyle bir şey olur mu ya? Evet, bunlar şimdi, bize geldiler. Biz bunlara gitmedik Müge Hanım. Ya ben bu insanları zorla kolundan tutup da senin oğlunu evlendireceğim tamam, demedim ki. Tamam, zorla değil ama kusura bakmayın ama insanların mağduriyetleri farklı farklıdır. Of, mağduriyetlerden faydalanma şekillerini de işte görüyoruz burada hep beraber. Adem'in durumu ortada. Adem evlenmek istiyor, evlilikle dolandırılıyor. Bir ikisi... Çok para kazanmak istiyor. Gel sana şu tarlayı satalım diyorlar. Şimdi herkesin değil mi çeşitli zaafları var. Müge abla. O zaaflardan insanlar abla, faydalanıyorlar. Bir tane daha bir şey diyeceğim. Söyle. Cengiz'im. Sen de vermeseydin paranı. 15 milyarı almadım diyor. Ses kaydında getirim dine. Eğer almadım diyorsa ben buna 50 milyardan para vereceğim. Getir. Ses kaydını abi, almadım. Ses kaydını kaydım. Aldım ben bunu. Telefonu aldım bunu. Hasan Bey bizi İhsan Bey bizi Kütahya'dan arıyor. İhsan Bey günaydın efendim. Günaydın, iyi günler. Hoş geldiniz evimize, buyurun.
Hoş bulduk. Sadık Darcı aynı beni uç içiyle dolandırıldı. Hay yaşa bizim Sadık. Aynı Sadık Darcı bu aynı ha, yani. Aynı kişi. Aynı. Bu Sadık Darcı aynı bak. Aynı beni dolandırdı. Bir abla. Tobala tobusun bu Sadık Darcı yakalansın. Bak. İhsan Bey Kıtay'ı Adem Bey'i dolandıran Sadık beni de 10 bin lira dolandırdı. Aynen. Çalış bak. Aynen. Ha bir de geçin aynen. Buraya gel abim buraya gel. Gelirim ama gelirim her türlü gelirim. Ya odun da geçen hafta dolandırmış. Bak geçen hafta ben 2 sene oldu. Önce. Bir hafta oldu. Ya ama bu sattacı vallahi çok kişinin canını yaktı bak. Ben size söylüyorum bunlar hayatım işte bölge temsilcisi sen, gibi bölge yani. Bölge temsilcisi bunlar yani. Yani Uşak'ta ayrı, Kütahya'da ayrı. Vallahi böyle bakan ya bunların. Bakan Kütahya'nın içine yani. Kızları da ilin dolaştırıyorlar. He. Vay anam vay. Kazanıyorum, bir de acaba kazanıyorum. Ben şunu da düşünüyorum. Yani o Suriye'den gelen kamplardan bu kızları ne vaatlerle alıyorlar, nerelere bak. Çıkartıyorlar. Onları da ne şekilde kandırıyorlar, korkutuyorlar. Bunlar gerçekten Suriyeli mi onu da bilmiyoruz aslında. Kamptan alıyorlarmış şimdi, gerçekten. Bu var ama tabii onları sen sınır dışı edilirsin hocam, diye korkutuyorlar. Sadık, İhsan Bey. Mustafa yok bu, mu? Sadık Dalcı'yla Bikak Koçak, Mahmut Tümyürek. Aynı abla. Dur bakalım. Aynı kişiler. Benim 10 bin lira Konya'da parayı aldılar. Konya'da. Aynı kişiler abi. Konya'da. Peki ne kadar yani kaldı de... yanınızda? Dur bakalım. Burada giderken 7 bin lira, 8 bin lira verdi. He. 2 bin lira da postaneden çıkarttırdılar bana. Ne? Adı neydi sizinkinin? Sadık Dalcı. Yok gelen kadının adı kimdi? Gelen kadının adı Emel diye söylediler. Emel diye söylediler. Benim aşığıydı. Evet. Senin Emel oldu. Aynı kişi ben. Aynı kişi. Bir kişi yani Emel çeşitli isim beni Ayşe diye tanıttı kendine. Evet. Ama ona Emel diye tanıttı. Kadının yüzünü göstermediler bana. Nasıl yani? Bana kadın çarşaflıydı. Sonra eve gelince mi açtınız yüzünü? Nasıl? Yüzünü ne zaman gördünüz? Ben bir hafta 10 bin oldu. 10 bin lira para dolandırdım ben. 10 bin lira verdiniz öyle. Tanıyorum. Yüzünü görmüş. Abiyi de tanıyorum ben. Kaç gün kaldı sizin yanınızda bu Emel? Ayşe? Yanarla kalmadı. Beni elimle parayı aldığı gibi karşıla. Hiç yüzünü görmemiş. Hiç gelmedi yani hiç sana. Hiç yüzünü görmemiş. Hayır kadın gelmedi benden. Sadık Darcı teşkilat kuruyor. Rüya abla Sadık Darcı teşkilat kuruyor. Sadık Darcı. Sadık Darcı teşkilat kuruyor Müge abla. Yani. Gel Mustafa abi gel. Şöyle bir şey Müge abla şimdi. Sadık Darcı daha önce evlenmiş. Tamam. Burada. Kendi köyünden. Hatay'dan Tuğriye uyruklu bir bayanla evlendiriyorlar buna. Diyorlar Sadık Darcı sen burada yönet. Mesela ben Kütahya Aslanoba Bezirgan köyündenim. Ben mesela beni buldu. Yani benim evlendiğime geldi mesela. Seni bayan getiren diyorlar. Benim hanım Suriye uyruklu Suriyeli duruyor diyor. Seninki de durağı. Seninki de durağı dedi. Bak bu şahısı da aynı kişiyi de dolandırmış yani. Ya Müge abla bunlar vallahi anladık biz. Sadık Darcı yani şey otur, olsun ya. Tamam bak bir şey söyleyeceğim sana. Şimdi buradan... iki tane daha şey bulmuş olduk. Evet. Daha kimler var Müge Hanım kimler? Bağlanamazlardır. Kütahya Aslanama Kureşler Köyü'nden. Daha vallahi akşam siz aramışsınız bu şahısı. Ben telefon numarasını verdiydim. Ben daha önce o adam beni gördü yani. Telefonla yani, konuştuk. Evet. Dün arayanla 4 kişi aslında Sadık evet. Bey, Sadık Bey'den. 9 tane dosyası varmış Sadık'ta. Çok tehlikeli bir azam ya. Çok tehlikeli. Vallahi zehir gibi tehlike yani. Ademciğim ya sana bir şey söyleyeyim mi? Vallahi sorma ablaya. Böyle bunları söylüyorsun tehlikeli melikeli. Sonra gene 3 tane koyunum var deyip gene gidiyorsun milletin peşinden. Gitmeyeceğim ya. Tövbelat yapmasın gitmeyeceğim. Gitmeyeceğim ya. Ben sen tamam. Sen iyi o Müge Hanım. Benim paramı versin bununla. Ondan sonra nereden 2 bilezik taktım. Saat müzik gibi inşallah. Bunları da sizin aracılığınızla alabilirsek bunlara. Yani evet. Bu şahıstı bak bağlandı İhsan Bey. Hı hı. Yani bu adam da 10 lira dolandırılmış. Bak bu işte sattacı bu.
Tamam abi. Bu çalış, tatlı abi. Küçükmüştü bunun yaşı. Otur gel. 28-29 yaşlandı ya bu işte bak. Mafya tipli. Ha bu kişi bak. Anne mafyası be. Ufak. Yani hani mafya lideri olsaydım şey olacaktım yani böyle. İnsan kendini kötü hissedecek. Tövbe yarabbim. Öyle bir özenti içinde büyük olasılıkla yani belki. Ay ne yani sanki mafya olmak güzel bir şey yani, yani de hani işte böyle milleti yani 5 bin lira 10 bin lira dolandırıp Hatay'a getirip götürmek. Ya